Yavuz Alogan yazdı. Kurallar Piramidi Beş yıl kadar önce Sayın Reis'in, mecelleden yaptığı bir alıntı, siyasi İslam'dan beslenen çevrelerde küçük bir fırtına kopardı. Bana ilginç geldiği için kaydetmişim. Mecelle kuralı şöyleydi. Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Yani içtihat oluşturan hükümlerin ve yorumların zamanın koşullarına göre yenilenmesi gerekir. Sayın Reis bu kuralı Sosyal Doku Vakfı Başkanı'nın kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler sözlerinde tepki olarak hatırlatmış, siz İslam'ın 14-15 asır önceki hükümlerine kalkıp da bugün uygulayamazsınız demişti. İslam'ın uygulanması yer zaman ölçüsüyle değişiyor. Şimdi birçok hoca efendi beni tefe koyup çalacak. O ayrı mesele. Rabbim sizi tefe koymasın. Hoca efendiler reisi tefe koymuş olacaklar ki günümüzün mit başkanı ilahiyatçı İbrahim Kalın hemen bir düzeltme yaparak içtihati hükümler değişir fakat Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hükümler sabittir dedi. Aşağının radikalizmi ile yukarının pragmatizmi arasındaki çelişkiyi açığa vuran bu tartışma hemen unutuldu. Aşağısı İstanbul Sözleşmesi gibi konularda netice alarak ağırlığını hissettirmeyi, yukarıdan radikalizm beklemeyi sürdürdü. Yukarısı da aşağıya tavizler vererek zaman zaman söylemine ruhani bir çeşni katarak pragmatizmini sürdürdü. Türkiye'de siyasi İslamın bir kurallar piramidi şeklinde yapılandığını anlıyoruz. Ümmet olarak yeniden tarif edilen millet evreler halinde bu piramidin içine konuluyor. Tabanda her biri ayrı yorumları temel alan tarikat ve cemaatlerin kendi müritlerine dayattıkları sabit kurallar var. Yukarıya doğru çıkıldıkça bu kurallar biraz gevşiyor piramidin orta seviyelerinde kültürel bir direnç var. Bu direnç her seviyede verilen dini eğitimle, okullara ve hastanelere sevk edilen imamlar ordusuyla ve %95'i iktidarın borazanı olan medya aracılığıyla kırılmaya çalışılıyor. Başka deyişle orta kesim sürekli aşağıya, piramidin tabanına doğru itiliyor. Tabanın büyük bölümüne 7. yüzyıl hakim. Yukarıya doğru çıkıldıkça Emile Zola'nın 19. yüzyılı ve 20. yüzyılı can çekişmekte olan modernizmi yer alıyor. Piramidin en tepesinde, yönetici seçkinler katındaysa tam bir serbestlik var. Bu katta ezma tagayyür ettikçe yani zamanlar değiştikçe ahkam da tagayyür ediyor. Yani hükümler değişiyor. Mesela faizle ilgili nas enflasyonu ve dövizi fırlatıp yurttaşı açlığa itince Maliye Bakanı Şimşek'in ağzından rasyonel zemine döneceğiz diyerek heterodoksiyi terk edip ortodoksiye dönebiliyor. Maliyeyi ve Merkez Bankası'nı anında küresel finans baronlarının yönetimine bırakabiliyor. Kabullendik diyor. Kendisi farklı düşünse de Maliye ve Merkez Bankası'nın işine karışmayacağını söylüyor. Başarırlarsa sahiplenecek, beceremezlerse kovacak ağır bir bedele yol açtıklarında ben yapmadım, onlar yaptı diyerek yola devam edecek. Hep muzaffer, daima olarak duruma nezaret edecek. 80 milyonun hayatını şahsının deneme tahtası olarak kullanacak. Aynı esnekliği anayasa konusunda da gösterebilir. İlk dört maddeye dokunmayabilir. Nitekim Saray'ın hukuk müderrisi, eski TKP'li Mehmet Uçum'un anayasayla ilgili sosyal medya paylaşımı, cumhuriyetin niteliklerine fazla dokunulmayacağını gösteriyor. Devlet ve toplum katında defalarca ihlal edilen, siyasi toplumun hiçbir kesiminin telaffuz edemediği laiklik ilkesinin anayasada ölü bir ibare olarak kalmasında sakınca görmeyebilirler. Cumhuriyetin niteliklerinden biri olarak Atatürk milliyetçiliğinin yerine kurucu lider Atatürk gibi bir ifade koyabilirler. Uyuşturucu ve aldatıcı etkisi muazzam olur. Kendi anayasalarına ileride ezmanın tagay yürüne göre diledikleri maddeyi ekleyebilir, hoşlanmadıkları ifadeleri çıkarabilirler. Böyle düşünüyorlar. Çünkü bunu yapabildiklerini defalarca gördüler. Karşılarına çıkan olmadı. Hatta çoğunluk olup bitenin farkına varmadı ya da tepki gecikmesiyle atı alan Üsküdar'a geçtikten sonra uyandı. Nice asker, sivil, cumhuriyetçi yavaşlatılmış karşı devrimi aval aval seyretmekle yetindi. Hatta akıl öğretip yol gösterenler oldu. Saraygillerin zamanı oynama, kanık satarak kabul ettirme alışkanlığı var. Gelinen noktada başta anayasa olmak üzere mevcut kanunların Türkiye Cumhuriyeti'nin dışa bağımlı bir İslamcı Ortadoğu Sultanlığına dönüşmesini önleyecek gücü tamamen kaybettiğini anlıyoruz. Milli birliği, ümmetin dini kurallarda birliği olarak anlayan saray rejimi, piramidin tabanını sağlam tuttuğu, kerameti kendinden menkul, yasa koyucu rolünü muhafaza ettiği sürece ülke içinde ve uluslararası alanda manevra alanını genişleterek yoluna devam edecektir. Saray rejiminin yere tebeşirle çizdiği kendi meşruiyetinin sınırları içinde politika yaparak adına demokrasi dediği seyirlik oyuna iştirak ederek netice almanın neredeyse imkansız olduğu kanıtlandı bugünkü hassas denge zamanla elbette bozulacaktır. Piramidin giderek güçlenen en gerici tabanı, ahkamın tegayyürüne zamanla direnmeye başlayacak, iktidardan giderek daha büyük bir pay isteyecektir. İşte o zaman şimdi keskin hatlarla bölünmüş olan iç cephe iyice ufalanacak ve sahici bir beka sorunu ortaya çıkacaktır. Henüz ele geçirilmemiş ya da kuşatılarak çaresiz bırakılmamış kesimleri Kemalist aydınlanmaya bağlı yurttaşların öncülüğünde harekete geçirmekten başka çare yoktur. Dini siyasetten arındırıp modern toplumdaki yerine iade etmek gerekir. Yeniden bir kurucu irade örgütleyip ülkenin kimliğini saptayacak, ulus devleti ve onun esas teşkilatını yeniden kuracak, anayasa yapacak bir kurucu meclis toplanmadıkça, toplum sözleşmesi yenilenmedikçe sahici bir değişim olmayacaktır.